Evet kıymetli izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve kalp sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve misafirlerimize soruyoruz. Evet efendim, siz öncelikle tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Işık. Mustafa Bey, kalp sağlığımıza dikkat ediyor musunuz? Var, elimizden geldiği kadar diyor, doktorlar ne dedirse onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki, doktorumuz kimdir? Ali Rıza Bey, doktorumuz. Evet. Peki Ali Rıza Bey size neler söyledi, ne tür tavsiyelerde bulundu ve siz neler yapıyorsunuz? Şimdi bize diyor çok yağ yemeyeceksiniz, spor yapacaksınız, çok tuzu yemeyeceksiniz, bunlara dikkat ediniz. Biz de harfen yapıyoruz. Şükür şu anda hiçbir şeyimiz yok. Bir rahatsızlığınız vardı Mustafa Bey. Tabii tansiyonum var bende. Tansiyonum var. Şeker çok değil ama sınırda. Yani şu anda bir şikayetim yok. Biz her yıl gelip ben Ali Rıza Bey'e kendimi kontrol ediyorum. Hangi hastaneye giderse ben oraya gidiyorum. Peki, neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Bu Avrasya Hastanesi'ni tercih etmenizdeki sebep nedir? Ali Rıza Bey'den dolayı. İşin gerçeğine ulaşacak olursak biz yani. Çok memnunuz. Ben üç kardeşiz. Biz üçümüz de anjiyo yapan, bütün kalp kontrollerini yapan hepsini Ali Rıza Bey'e yaptırıyoruz biz. Çünkü her ufak bir yanlış görmedik güne kadar. Çok çok memnunuz. Evet, çok Allah razı olsun. Ondan dolayı. Ondan dolayı. İyi, güzel. Yani bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı çekmedik. Tavsiye eder misiniz? Ederiz tabii ki. Tabii ki. Memnuniyetle ederiz. Acil şifalar diliyoruz. Abi, kalp sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz efendim? Vallahi kontrollerimize geliyoruz işte. Hocalarımız ne diyorsa onları uyguluyoruz. Bütün kontrollerimizi takip ediyoruz. Evet. Onun için geldik. Gerçi bantta yürüyemiyoruz ama yarım bırakıyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz? Yediklerinize mi? Yediklerimize de dikkat ediyoruz. İlaçlarımızı da düzgün ve zamanında alıyoruz. Allah nasip ederse de 3 gün sonra sigarayı bırakıyoruz. Oo, en güzeli de bu oldu şimdi. Peki o zaman da teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Allah iyilik versin. Peki efendim, efendim, neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Avrasya Hastanesi'ne geldiniz. Valla memnun kaldınız. Memnun kaldım. Hocam burada, Mehmet Meriç hocam. Evet. Rutin takip ediyor beni, onun için geliyorum. Mehmet Meriç hocadan memnunsunuz. Evet, memnunuz. Hastaneden memnunsunuz. Memnunuz. Burada anjiyo yaptılar bana. Stent evet. Taktılar. Bakalım ne olacak durumu. Personeliyle filan her şeyle dört dörtlük insanlar. Memnun kaldım. Memnun kaldık. Tavsiye eder misiniz Avrasya Hastanesi'ne? %100 ederim. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Sizi de tanıyabilir miyiz? Armen Doniker. Evet. Valla kalp sağlığı çok güzel bir şey. Her zaman dikkat ediyorum. Evet. Bugün de zaten bunun için buraya geldim. Biz hocalarımızdan da memnunuz. Hastanemizden de memnunuz. Ne diyeyim yani, güzel. Erhan Bey, peki siz kendinize nasıl dikkat ediyorsunuz kalp sağlığı? Valla kardeşim ben de işte uykularımda, çalışmamda, yeme içmede elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Kendinize bakıyorsunuz. Bakıyorum. Ve sigarayı da 3 ay falan oldu. Maşallah. Valla bu hastanemizden de memnunuz. Hocalardan memnunuz. Gayet güzel. Yıllardır da gelip gidiyoruz yani. Herhangi bir işimiz olduğu an, rahatsız olduğumuz zaman, bir ben değil, aileden de olduğu zaman yine bu hastaneye geliyoruz. Yani bu hastaneyi tavsiye eder misiniz? Evet, evet efendim, ediyoruz. Hem temiz hem güzel, her yönüyle iyi. Peki. Memnunum. Narin Doniker canım. Narin Hanımcığım, sizlere de geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Peki sizler kalp sağlığınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Kalp sağlığımıza dikkat ediyor muyuz? Kalp sağlığıma dikkat ediyorum canım. Şimdiye kadar hiçbir şikayetim olmadı. Bugün eşimle geldi. Evet. Yani hastane çok güzel. Bülent Bey diye bir doktorumuz var. Burun boğaz çok, yani şey olacak bir doktor. Evet. Çok güzel şey. Ona geliyoruz. O da doktorları bütün tanıyor. Evet.
Hepsi yani süper. Çok memnunuz. Her zaman buraya geliyor. Doktorlardan hepsine memnunuz. Tavsiye ederim canım. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun canım. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet evet. Salgına yakalandık biz de. Herkes gibi. Sağ olun. Bugün konumuz kalp sağlığı. Kalp sağlığı ile ilgili sorular soruyoruz. Kalp sağlığımıza ne kadar dikkat edebiliyoruz? Ne kadar dikkat edebiliyoruz? Yani %30 diyelim halk olarak. Yani spor eksikliği var. Sigara ve alkolden uzak durmuyoruz milletçe. Yani yeter kadar dikkat etmiyoruz. O yüzden. Sonra sorunlarla karşı karşıyayız. Ani kalp krizleri ya da anjiyolar. Var mı ailede kalp rahatsızlığı olan? Babam. Babanızda kalp evet. rahatsızlığı var. O da erteliyordu sürekli korktuğu evet. için. Kilodan kaynaklanıyor onunki. Alkol, sigara olmasa da evet. Obezite değil de yani yüksek kilo diyelim. Evet. Kilo verdikten sonra geldi. Tabii ki de yararını, faydasını gördü. Mecbur bir anjiyo olması gerekiyordu. Güzel sonuçlandı. Güzel geçti. Evet. Gayet sağlıklı. Doktorumuz da çok şaşırmıştı bu gelişmeye. Kendisi de çok iyi sağ olsun. Yani yeteri ilgiyi gösterdi. Onun sayesinde daha çok bu gelişmeyi yakaladık biz. Hastanemizden memnunuz tabii ki. Biz yani en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar bu hastaneye gidiyoruz efendim. Gayet olumlu sonuçlar alıyoruz. Babanız da bu hastanede anjiyo oldu. Kesinlikle sonuna kadar memnun bir şekilde ayrılmış oldu. Rutin kontrollerine devam ediyoruz. Evet. 3 ayda bir geliyor. Siz ayrıca bu hastaneyi tercih ediyorsunuz herhalde. Kızımızın. Evet. Doğumlarımızı da bu hastanede yapıyoruz. Neden peki Avrasya Hastanesi'ni tercih ediyorsunuz? Tercih etmenizdeki etken nedir? Evimize çok yakın. Ailemiz gibi oldu artık evet. doktorlarımız, hemşirelerimiz. Bu nedenle ve yeteri kadar ilgilendiğini düşünüyoruz. Hastane sahibi olsun, hemşirelerine kadar, temizlik görevlilerine kadar. Herkes çok aile bireyiymişiz gibi ilgi ve alakasını eksik etmiyoruz da. Peki efendim. O yüzden teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben Rabia. Soyadım Başdu. Rabia'cığım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nedir rahatsızlığınız? Biz bebeğimiz doğumda hep anne karnında aynı yere yattığı için kasında ufak bir sorun vardı. Fizik tedaviye geliyoruz onun için. Peki geçmiş olsun. Bu hastanede doğum yaptınız. Evet. Biz sülalecek bu hastanenin vazgeçilmeziyiz. Ayrıca sahibinde aile dostumuz gibi kendisi de. İrimizden ufağımız senelerdir hep buradayız. Zeytinburnu'dayız. Evet. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bu hafta kalp sağlığıyla ilgili sorular soruyoruz. Kalp sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Elimizden geldiğince etmeye çalışıyoruz ama yani çok da edemiyoruz gibi bence. Neler yapmalıyız peki? Yememize içmemize dikkat etmeliyiz. Daha çok aslında dışarıdan yiyip içmemeliyiz. Spor yapmalıyız. Yani bu şekilde kendimize dikkat etmeliyiz. Bol su içmekte fayda var diyor doktorlar. Babam benim kalp hastası, oradan biliyorum. Ayrıca halamlarda da var. Gizli kalpten vefat etmişti kendisi. Ailemizde var. Peki kendilerine rutin kontrollerini yaptın? Hepsi burada. Şu an doktorun ismini unuttum ama yine burada muayene. Evet evet, Ali Rıza Hoca'ya muayene oldular. Babam yine anji oldu. Halam aynı şekilde yine anji oldu. Diğer halam da varmış ama haberimiz yoktu. Gizli olduğu için onu kaybettik maalesef. Ama hepsi burada muayenelerini sürdürüyorlar, tedavilerini. Tedavileri Avrasya Hastanesi'nde? Hepsi Avrasya Hastanesi'nde. Burada yoğun bakımda yattılar bir gece ve çok memnun kaldılar. Hiçbir şey hissetmemişler. Hatta benim babam çok tereddüt ediyordu. Korkuyordu açıkçası. Biraz aksattı o. Daha sonrasında buraya rahatsızlığı fazlalaşınca tekrar geldi. Muayeneye geldi. Direkt anjiye alındı.
Akşam üzere evet geldi. Bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum dedi. Yani hiçbir şey hissetmemiş, uyumuş, uyanmış gibi bir şey. İzlemiş de aynı şekilde kameradan. Peki efendim, tabii siz de memnun oldunuz. Evet tabii ki canım, çok korkmuştuk. Bu kadar kolay geçmesine evet, çok sevindik. Çok ilgililer doktorlar, hemşireler, sağ olsunlar. Hepsi bir aile gibi. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada da yeni yılınızı da kutluyoruz. Ha, teşekkür ederim, sizin de yeni yılınız kutlu olsun. 2020 yılı. Evet, sağlık, sevgi, huzur getirsin. İnşallah hepimize. Kalp sağlığı ile ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, bugün kalp sağlığı konusunu işliyoruz. Kalbimize ne kadar dikkat edebiliyoruz? Vallahi şu anda herhangi bir rahatsızlık duymadık. İyiyiz. Geçen yıl bir kontrolden geçtim. Gayet iyi çıktık. Herhangi bir sorun yok. Peki ailede kalp rahatsızlığı olan var mı? Yok. Geçmişte bir aile şeyimiz yok. Çok güzel. Siz o zaman şanslı grubunuz. Aynen. Peki. Teşekkür. Kalp sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Kendinize de dikkat ediyorsunuz. Evet. Sigara da kullanmıyorum. Çok güzel. Sigara evet, kullanılmıyor. Aynen. Yürüyüş yapıyoruz. İyiyiz yani. Çok güzel. Evet. O zaman sağlıklı günler dileyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'nde bulunmuş amacınız ya da buradan aldığınız hizmetler var mı? Biz zaten protokol Mardinler Derneği olarak, artı ben de başkan yardımcısıyım. Burada protokol anlaşmamız var. Evet. Hemşirelerimizi buraya da yönlendiriyoruz. Artı burada şu anda kızım doğum yaptı. Sağlıklı bir bebeğimiz geldi. Çok güzel, gözünüz aydın. Gayet mutluyuz. Hizmetlerden de gayet memnunuz. Evet. Neden burayı tercih ettiniz? Devamlı gidip, yani hizmetlerinden dolayı memnunuz. Evet. Devamlı gidip geldiğimiz yer. Yani bir tek bu rahatsızlıktan değil, başka rahatsızlıklar da gelip gidebiliyoruz yani. Gayet de hizmetlerinden memnunuz. Onun için burayı tercih ettik. Tavsiye eder misiniz bahsettiniz? Tavsiye ediyoruz. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız, röportajlarımızla devam ediyor. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Kalp sağlığıyla ilgili röportajlar yapıyoruz. Kalp sağlığıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani sağlıklı beslenmek gerekiyor. Evet. Sigara kullanmamak gerekiyor. Yani benim dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, benim de bir şikayetim yok. Gayet iyiyim. Ben de her sene rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Bu zamana kadar çıkmadı. Tabii kontrollerinizi yaptırdığınız için de şu an evet, rahatsızlığınız yok. Yok, çok şükür. Önemli olan da bu zamanında tabii ki. Kontrolleri yaptırmak. Evet, evet. Artı burayı neden tercih ediyorsunuz derseniz, kızım da burada görev yapıyor. Evet. Hemşire kızım burada. Kızımdan önce de, burada görev yapmadan önce de ben sürekli buraya gelip gidiyordum. Çok beğendiğim, hizmetinden, çalışanlarından çok memnun olduğum bir hastane. Ben herkese de tavsiye ediyorum. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, kalp sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Siz çok tanıyabilir sağ olun. Miyiz? Ferhat Salmanlı. Ferhat Bey, kalp sağlığıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani neler söylemek isterim? Çok iyi bakmalarını tavsiye ederim. Rutin kontrollerini muhakkak yaptırsınlar. Çünkü biz üşengeç ve tembel bir milletiz galiba bu konularda. Check-up diyelim. Bunu muhakkak senede bir muhakkak yaptırsınlar. Ben iyiyim demesinler. Evet. Muhakkak bunu yaptırmaya gayret etsinler. Çünkü şakaya gelmez. Peki ailede kalp hastası olan var mı? Yok. Tabii benim öyle bir tesadüf öğrendik. Aort kapağım değişti. Evet. 14 yıl kadar oldu. Ama iyiyiz, çok şükür. Şu an iyiyiz. Çok şükür tabii. 14 yıl içerisinde herhangi bir rahatsızlıkla karşı şikayetiniz oldu? Yok. Yani iyi baktığın sürece, dengeli bir hayatın olduğu sürece bir şikayet yok. Nasıl korudunuz kendinizi ameliyattan sonra? Yani elimden geldiğince dengeli yaşamaya evet, çalıştım. Çok şükür Rabbime, eşimi nasip etti bana. Tabii denge biraz daha oturdu hayatımdaki. Elhamdülillah. İyi. Şu an gayet iyisiniz. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yani sakıncalı, zararlı şeylerden uzak durmak gerekir. Tabii bu sigarayın başında. Evet. Bu. Ama söyleyeceğim, kalple ilgili muhakkak her sene kontrol etsinler kendilerini. Çünkü bende bir şey yok demesinler, şakaya gelmez. Evet. Allah korusun, bir rahatsızlıkta gelip check-up'a vereceği paranın çok çok fazlasını veriyorlar. Yani önemli olan burada paraysa. Evet.
Hiç. Peki efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden yani, bu hastaneyi tercih ettiniz? Güveniyoruz. Güveniyoruz. Güvende tabii burada çok acıdan olabilir. Personeldir, hastasıdır, doktorlarıdır. Bu zaten bizim için yeterli. Yani güvenlik olsun bizim için yeterli. Güvendiğimiz için buraya geliyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ve bebeğimiz rahatsız. Evet, bence biraz rahatsızlığı var. Bu da doktoruna getirdik. Evet, kaç aylık bebeğimiz? 2,5 aylık. Oh, maşallah. 41 kere maşallah. Çok sağ olun. 2020 yılı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Amin, inşallah. Bebeğimiz. Çok teşekkürler, inşallah. Ve vatanımıza inşallah. Evet. Evet efendim, kalp sağlığıyla ilgili röportajlar yapıyoruz. Hı hı. Eşinizin de ufak bir rahatsızlığı olduğunu belirtti. Nasıl dikkat ettiniz? O dönemde ben yanında değildim gerçi. Evet. Daha sonradan tanıştık ama şu an mesela yediğine içtiğine dikkat etmesi, evet, gerekiyor. Spor yapmaya çalışıyor düzenli bir şekilde. Yani hayatını daha kaliteli yaşamaya çalışıyor, evet, kalp sağlığı için. Onlara dikkat ediyoruz. Evet. Aslı hanımefendi en önemli noktayı, mesajını verdi. Kaliteli yaşam dedi. Kaliteli yaşayabilirsek herhangi bir rahatsızlığımızın olmayacağını düşünüyorum. Hani bu kaliteli yaşam demek illa her şeyin en lüksü değil. Yani hani beslenme açısından, dediğim gibi spor, evet, yani vücut sağlığına dikkat etmesi açısından önemli şey. Biz de elimizden geldiğince çocuklarla, hı-hı, yapmaya çalışıyoruz bunları. Tabii önemlisi mutlu bir aile. Evet, stressiz. Mutlu bir aile. Stres çok önemli değil mi? Doğru, aynen. En önemlisi zaten hem de. Tabii ki. Yani ailesi için iyi olmak zorunda hissediyor. Evet. Evet. Bu da en büyük teşvik. Aynen. Nasıl yapabilirim? Ailem için iyi olmam gerekiyor. Bu yani bizim tavsiyemiz mutlu bir insan olmak, iyi bir insan olmak. Yani yoksa iyi bir insan olmazsa kalbi de kötü olur, hayatı da kötü olur. Allah korusun. İnşallah biz onlardan olmayız. Çok güzel. Peki efendim, neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Daha 2,5 aylık bebeğinizi bu hastaneye, evet, getirdiniz. Neden burası? Ya biz zaten ilk kızım var 2 yaşında. Onu da burada doğum yaptık. Biz o şekilde aslında tanıştık. Yani ama şimdi şu an kendi doktoruna getiriyoruz. Doğumdan da memnun kaldık yani bir sarı açıdan. Dediğim gibi hani ilgi, alaka güzel. Bir sıkıntı da hiç yaşamadık sağlık açısından. Gayet memnunuz. O yüzden ikinciyi de burada doğum yaptık. İkincisi bu. Bir de 2 yaşında ablası var. Ve ilk bebeğiniz de burada. Hı-hı. Onu da burada dünyaya getirdi. O şekilde zaten Avrasya ile tanıştık. Şimdi bir sıkıntı olduğunda buraya geliyoruz. Tabii çevremizden nefret ediyorlardı. Tabii, tabii. Övüyorlardı. O yüzden biz de dedik gidelim o zaman. Çünkü çok önemli böyle şeyler. Tavsiye burasıydı. Geldik. Çok şükür bir şikayetimiz yok. Çok da rahatız. Hoşumuza gitti. Tamam.